Bundesliga 101'in yeni sezonuna hoş geldiniz. Ben Öner, yanımda Uğurcan var. Uğurcan hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. İlk hafta itibariyle ben açıkçası dedim yani Bundesliga'yı özlemişim. Yani gayet oyuncular da e, ciddi anlamda özlemiş. Bu Euro 2024'teki e, savunma facialı bir turnuvadan sonra gerçekten e, böyle bol gollü, e, ofansta güzel pozisyonları gördüğümüz maçları özlemişiz gerçekten. Şimdi haftanın maçını Gladbach-Leverkusen seçtik. Kronolojik sırada da en başta o var ama onu son kısımlara bırakıyoruz. Cumartesiden gireyim. Çok kısa oxford werder Bremen maçı vardı. 2-2 bitti. Özellikle Werder Bremen tarafında Michael Weiser'ın 2 asisti Werder Bremen'e puanı getirdi diyebiliriz. Augsburg'da da zaten bu hafta Oxford stoperini Beşiktaş'a yolladı Udo Kaya'yı. Beşiktaş'a transfer oldu. Zaten onun yerine Nikoşla e, Nico Schlotterbeck'in abisi Kenan Schlotterbeck'i aldılar. E, sana kısaca fikrini sorayım. Eee Oxford Werder alakalı. Ondan sonra sıradaki maçımıza geçelim. Yani Bundesliga'da üçlü oynayan takımlarla dörtlü oynayan takımlar karşılaşınca genelde e, orta saha mücadelesine dönüyor maçlar. Bu maçta da biraz öyle oldu. Çok ortadaydı. Hani bir taraf çok baskınlı diyemem. Bence tam beraberlik maçıydı işte. Ee, senin söylediğin gibi Werder Bremen tarafında Weiser'in iki asistiyle puan geldi. İşte Werder öne geçti. Ondan sonra Augsburg 2-1 öne geçti. Sonra Werder yeniden beraberliği yakaladı. Böyle çok denginin hakim olduğu bir maçtı. E, ee, i̇ki tane işte alt sıra ve orta sırayı tehdit edecek takımın maçıydı. Ee, tamamen ortada geçti diyebilirim. Yani açıkçası haftanın e, böyle çok da merak edilmeyen maçlarından da ama ona rağmen ben Weiser'ın performansını çok beğendim. Berder de o da kaldı, yerden Kesinlikle. devam ediyor. Kesinlikle. Ee, şimdi sıradaki maç haftanın en ilginç sonuçlarından biri. Çünkü gerçekten çok merak ediliyordu. Geçen sezonu Flash takımı Stuttgart. E, rakibi de Freiburg. Freiburg senelerde Strike yönetiminde inanılmaz işler başarıyordu. Ama geçen sene resmen böyle bir e, çöküş dönemine girdiler adeta. Ve Strike devre arasında yani Şubat ayında falan... Sezon sonu takımdan ayrılacağını söyledi. Ee, ondan sonra açıkçası ben bir e, yani dönüşüm malinde bir yıkım bekliyordum. Çünkü bu tip uzun birliktelikler sonrası gelen hocalar genelde çok bocalar ki yerine gelen e, Julian Shuster'de e, teknik direktörlük Hı. deneyimi olmayan bir isimdi. Yani teknik kadrodan bir isimdi ama e, daha Hı -hı. önce teknik direktörlük deneyimi yoktu. O yüzden Freiburg'un neler yapacağını e, çok merak ediyordum. Çok fazla şeyde de yapmadılar hani böyle çok önemli transferler de yoktu. E, var olan kadroyla devam ediyorlar ve ellerinde ciddi e, nasıl diyeyim sakatlar da vardı. Eren Dinkçi yeni geldi. Sakat. E, forvet Gregorius sakat. Kaleci Atubolu sakat. E, Atubolu galiba e, apandist ameliyatı geçirmiş. Sildilya sakat. Onun da takımdan ayrılması gündemde. Gulde sakat. E, Kieres sakat. Yani 6 tane oyuncusundan yoksundu Freiburg. Aynı şekilde Stuttgart tarafında da özellikle savunma bölgesinde Rold, Zagadu, Wagnoman, bunlar eksikti. Orta sahada da Narti yoktu. Bu yüzden orta saha öncüsü savunmada gördük. Şavo ile birlikte Köln'den transferi. klasik Krasik sol bekteydi. O da Bayern Münih'ten alınan oyuncu. Stenzel sağ bekte oynadı. artık yokluktan Mio daha ofans bir oyuncu olmasına rağmen Atakan Karazun'un yanında adeta 8 gibi 6.5 numara gibi oynadı. Ee, forvet'te de yeni transfer Demirovic ki zaten geçen sene konuşurken Demirovic'in artık e, yüksek seviye bir takıma geleceğini düşünüyorum. Hatta şöyle eğer Şeşko transfer olsaydı ben Leipzig'e gideceğini tahmin ediyordum. Yani öyle bir tahminim vardı. E, açıkçası ama e, Stuttgart daha erken davranıp onu aldı. Ya, maçla ilgili şöyle söyleyeceğim Stuttgart çok hızlı girdi zaten. Yani 10-15 dakika inanılmaz domine ettiler oyunu ve dedik yani yani Freiburg evet geçen sene kaldığı yerden devam ediyor gibi ama sorulan inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. Kübler'in iki golü yani Kübler zaten maçın yıldızı oldu e, attı iki gol. Ya ilk golü çok güzel evet ona bir şey diyemem ama ben bu tip şutları çok sevmiyorum. Biraz ağır köşeye giden ve Nübel gerçekten çok geç davrandı yani hani yatıp uzanıp topu çıkaracak vakti varmış gibi geldi bana ama. Ben Nübel'i de zaten maçın en kötüsü olarak e, listeye yazdım. E, diğer taraftan da adamı geçen sezonu komple sakat geçirdi. O da Salzburg'un son dönem yetiştirdiği forvetlerden. Ondan da ben çok şey görmeyi bekliyordum. İyi bir hazırlık dönemi geçirmiş. E, bu maçta da bir asisti var. E, onu da tebrik ederim. Ritul da çok ilginç bir gol attı. E, böyle golleri bu hafta ilginç ilginç goller gördük. Bu maçta da e, çok acayip goller gördük. Evet. E, Freiburg adına benim söyleyeceklerim bunlar ben gerçekten Schuster çok iyi hazırlanmış çok beğendim ya yani Freiburg bu sene gene böyle bir ilk 5'i ilk 6'yı zorlayacak gibi Stuttgart'ta da savunmadaki eksiklikler çok can yakacak gibi ve geçen seneki kadar yani, müthiş bir performans ben açıkçası beklemiyorum e, burada sözü sana vereyim sen iki tarafı nasıl buldun? Abi ben de senin bıraktığın yerden şöyle gireyim bence tamamen Julian Schuster'e heyecanlı bir maç yani Alman hocaların son dönemde yükselişini biliyoruz ve yeni bir Alman hoca da geliyor diyebiliriz daha ilk maçtan. İşte bu bu maç üzerinde e, belki de en kritik kısım Stuttgart'ın stoperlerinin olmamasıydı. Yani hem oyun kurulumu anlamında, e, hem savunma anlamında çok çok sıkıntı çektiler. Ve Stuttgart dediğimiz takım sonuç olarak geçtiğimiz sezonun ikincisi ve bu maça çok çok net bir şekilde favori çıkmalarına rağmen e, mağlup oldular. Bu da Freiburg'un tabii ki iyi oyunla yazacak. Ama ben Stuttgart tarafında özellikle Stenzel'ın performansını hiç beğenmedim. Yani e, hem savunmada hem hücuma çıkışlarında e, işte haftanın 11'ini seçeceğiz mesela. Freiburg tarafından onun karşısına oynayan Grifo'yu adaylarım arasına aldım. Çünkü Grifo mesela e, Stuttgart'ın sağ ve iki tarafına ya da sağ tarafından, sağ koridorundan e, çok çok baskın bir şekilde hücum etti. E, Julian Schuster de Stuttgart'ın eksik yanlarına iyi çalışmış. İşte savunma arkasına atılan toplar bunların zamanlamaları ee, genelde topa oyun boyunca hükmetmeyen taraftı Freiburg. Ama çok doğru çıkışlarla çok çok net pozisyonlar da buldular. İşte şu kart tarafı e, topa %65'lerle e, sahip olmasına rağmen sonuç olarak bir şey üretemedi. Ben e, kısaca toparlamam gerekirse de Freiburg'un seninle söylediğin gibi abi ilk 6 kesinlikle teyit edeceğini düşünüyorum. Şu kartında e, özellikle bütün stoperleri sakatken onları çok zor bir dönem bekliyor. Özellikle işte bir sene şampiyonlarla ilgili oynayacaklar. kadro derinlikleri o anlamda yeterli mi? Bunun da aslında sınandığımız ve sınıfta kaldıkları bir maç oldu. Kısaca böyle özetleyebilirim bu maçı. Ya zaten Stuttgart iki as stoperinde kaybetti. Yani Ito'yu Bayern'e gönderdiler. E, da Dortmund'a gönderdiler. onların arkasına ciddi bir transfer olmadı savunma bölgesinde. Hani mesela şey Forret'e Giresi e gitti Demirovic geldi. Hani hı hı. burada çok bir problem konuşmam ama o savunmada bu kadar e, az takviye ve ciddi takviye olmaması bence Stuttgart'ın çok başını yakacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hani grup aşamasında belki Stuttgart'a karta e, erken bir veda görebiliriz. Bu maçta da dediğim gibi %67 ile top oynadı ve 0.35 xg üretebildiler. Yani hiçbir şey yok. Kaçırılan hı hı. goller dahi yok. Çok kötülerde top oynadı. Evet. Ya yani Freiburg'da 2-13 xg'den 3 gol üretiyor ve 4 tane de kaçırdığı golü var ekstradan. Yani çok Hı -hı. verimli bir maç çıkardıklarını söyleyelim. Julian Schuster ilk maçında da gözümüze girdi. Onu da tebrik edelim Daha 39 yaşında. Onu da vurgulayalım. Bir yandan da şimdi şeye de Premier Lig'e de 32 yaşında bir Alman teknik direktör yolladık Brighton'a. Güzel. He. O da 2'de iki, iki de iki yaptı. Bakalım o da bizi gururlandırmaya devam ediyor diyelim. Sıradaki maç hoffenheim Fenerbahçe. Hoştan Kiel. Hoştan zaten ligin yeni ekiplerinden biri. Ee, hmm. Hoffenheim karşısında ciddi bir sınav verdiler hatta 10 kişi de kaldılar ee, ama ben e, şeye göre Sampaoli'ye göre Hoçtenker'i biraz daha hazır gördüm Bundesliga'ya biraz daha kafaca e, hazır gelmişler ama diğer taraftan Hoffenheim'de geçen seneye oranına biraz daha derli toplu gözüküyorlar e, orada da Hulozek geldi ilk 11'de yer aldı. Bülter'i biz sol kanat bekte çok görüyorduk oynadığı zaman bu sefer esas pozisyon olan Forvet'te gördük e, Kramaric geçen sezon e, artık düşüşe geçmişti yavaş yavaş yaşı da geldiği için ben iyice düşmeye başlar diye düşünüyordum ama Euro 2024'te hani Hırvatistan'ın erken elenmesine rağmen yani Hırvatistan'ın belki de en diri ismiydi hücumdaki en e, etkili ismiydi Bundesliga'da Bundesliga'ya harika girdi Hetrikle girdi İyi e, iyi bir performans e, diğer taraftan da Şita bu sefer savunmada görev aldı gibi orta saha oyuncusu 6-8 oyuncusu grilish yerine Ştahı e, stoperde gördük. O da çok iyi bir maç çıkardı. Bir de Kaderbek e, bunu biraz ön plana çıkarıyorum. İyi oyuncular. E, diğer tarafta da e, Holtby olsun, e, Masino ve Bernhardsson. zaten golleri atan oyuncular hoştan geldi. E, onlar da hiç fena bir performans göstermedi diyeyim. E, benim yorumlarım bu şekilde. E, biraz da senin tarafından o fena Manchester'dan bahsedelim. Sonra da sıradaki maçımıza geçelim. Aslında abi sen e, bu maça dair söylenmesi gereken birçok şeyi söyledin. Austin Kiel'de e, Bundesliga 2'den kadrosunu büyük oranda koruyarak gelen takımlardan birisiydi. Yani hemen hemen Bundesliga 2'de oynadıkları kadroyla oynuyorlar. İşte birkaç transfer aramızda Pusar e, iyi bir transfer Hı -hı. bence. Özellikle onların seviyesi için. E, rekabetçi olmaları onlar adına iyi. Bence küme düşmenin en büyük adaylarından biriler. Yani bu oynadıkları maç bunu çok değiştirmeyecek. Hoffenheim'de ligin güçlü ekiplerinden biri. Onlara karşı iyi performans verdiklerini düşünüyorum. Yine Kramar için rolü burada benim dikkatimi çekti. Yani geçtiğim sezon oynamaya başladı. Bu on numaramsı forvet böyle enteresan tanımlayamadığım rolde. İşte Holozek Bülter'in arkasında. Ya zaman zaman tabii ki uzun toplarda Kramar daha öndere konumlanabiliyor ama genelde onların böyle üçlü forvet gibi konumlandığını görüyoruz. İşte Kramar işte orada e, atan kişi oldu. Orada Grealish'in performansı bence kritikti. Çıkana kadar e, iyi oynadı. Özellikle bence Promel bu maç üzerinde biraz orta sahada düştü ve onun düştüğü dakikalarda Grealish'in öne çıktığını gördük ki bence çok çok iyi bir oyuncu Grealish. Hani bir üst seviyeye de böyle aday olan bir oyuncu ki geçtiğimiz sezonlarda e, ligimizdeki büyük takımlarımız içinde konuşulmuştu ama Hostynheim'a evet. transfer olmuştu. Onun performansını öne çıkarabilirim. Yine Kaderebek Haftanın 11'inde adayladığım oyuncu, aday listesine eklediğim oyunculardan biriydi. Performansını beğendim. O adına rahat olmayan aslında pozisyon olan ama bitiriş konusunda sıkıntılar çektiği için çok da rahat bitmeyen bir galibiyet oldu diyebilirim. Şimdi sıradaki maçımız belki de haftanın en sıkıcı maçlarından biri Mainz Union Berlin 1-1. Yani özeti izlerken bile insanlar sıkılabilir. <laughs> Öyle diyeyim. Evet. Amerinin bir güzel free -kick golü var. Zentner'in önemli kurtarışları var. Benim gözümde öne çıkanlar bunlar ama Union Berlin tarafı gerçekten o geçen seneden beri çok karanlık. Bu sonra da eski takımına karşı galibiyetle başlamak isterdi ama yani beraberliği zor kurtardı. Union Berlin Hı -hı. adına da bence Beneş çok iyi transfer. Yani geçen sezon Bundesliga 2'de çok maç kurtardı. Özellikle Hamburg adına. Bundesliga'da da çok iş yapabileceğini daha bize ilk maçtan gösterdi diyeyim. Ee, sözü sana vereyim burada. Senin eklemek istediklerin varsa onları duyalım. Yani benim de açıkçası eklemek istediğim bir şey yok. Yani e, çok sıkıcı ve e, izlemesi çok zor bir maçtı. Ben de maçın tamamını izlediğimi söyleyemem. Hani belli kısımlarına bakabildim. Ben de Avril'in performansını Mainz tarafında beğendim. Onun dışında Union Berlin, Bielsa hocadan beri e, düşüşüne devam ediyor. Hani. O top seviye oynayan Union Berlin'den artık çok uzaklar. İşte o şampiyonlar liginde mücadele eden Union Berlin'den çok çok uzaklar. Ligde de bu sene pek iyi görüntü vermeyeceklerinin önden sinyallerini verdiler. Aşırı sıkıcı bir maçtı. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. İstiyorsan geçelim o maça abi. O zaman bir sıkıcı maç daha. Leipzig <laughs> boğum. Yani hiç kimse tahmin etmeyeceği seviyede sıkıcılıkta bir maç oldu. Ki Leipzig'de yani beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi. Hatta sen de zaten maçtan önce de maç sırasında da konuşurken şey demiştik yani bu ne hani Leipzig hiçbir şey üretemiyor. Yani hiçbir çok şey defansif çok defansif bir kadro çünkü yani çift forvet çıkıyorsunuz çift forveti de destekleyebilecek Simons dışında bir orta saha oyuncusu yok. Campbell, Zeyvold, Haydara hepsi birlikte oynuyor. Bunlar üretken oyuncular değil. Daha çok topa basan oyuncular. En fazla kamp pas kalitesi. Evet, biraz Campbell yine onlardan öne çıkıyor ve işte tamamen Chavis Simons'a yüklenmiş bir yüktü. O da e, en azından belli bir seviyeye kadar altından kalkamadı. Ya bir de sadece sol kanat işleyebiliyor. Simon sol kanatta, Rahm sol kanatta. Yani bunlar ofansta da sana e, katkı verebilecek esas isimler. E, sağda Haydar'a hmm. var, Simakan var. İkisi de defansif oyuncular ki Simakan evet. temelde bir stoper oyuncusu. O oyun çok ciddi sıkışmıştı. Hatta konuşurken şey dedim yani Nusa'yı oynatmıştı ve gol attı yani kupada. Burada niye oynatmadı derken ikinci yarı girip golü attı. Yani o da Bundesliga'nın bu sezon flash transferlerinden biri. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Brentford'a transfer olacaktı sonra iptal oldu ee, Nusa'nın transferi. Sonra e, Leipzig devreye girip e, kadrosuna kattı. Ben bu sezon ciddi anlamda Bundesliga'yı sallayacağını düşündüğüm oyunculardan biri. O da e, Leipzig'in bu kötü oynadığı maçta e, kendisine galibiyeti getirdi sana burada sözü vereyim. Ekstradan eklemek istediğin bir şeyler var mı? Sen iki tarafı nasıl buldun? Şunu eklemek istiyorum İşte senin de biraz bahsettiğin gibi ben Marco Rose'un 11'den çıkışı anlayamadım yani özellikle sağ kulvarda bu kadar defansif oyuncularla oynaması yani nedenini anlayamadım çünkü Haydar'a defansı ofansından daha kuvvetli diyebilirsin. Ya da en azından en, en kötü ihtimalle eşit dersin. E, defansif daha iyi bir oyuncu. Simakan, zaten stoper orijinli bir oyuncu. Yani sağ kurduğunuzu bu kadar kapattığınız zaman hani Bayern Münih'e karşı falan oynuyor olmanız lazım. Yani işte e, Alfonso Davis önü Nabri gibi bir e, hücum hattına karşı oynuyor olmanız lazım. işte Bohum'un sol tarafına bakıyorsunuz. Matuş hani İyi bir oyuncu evet ama e, işte ligimize de izledik Trabzonspor'da seviyesi belli olan bir oyuncu işte Vitek, e, hücum katılımı izlediğimiz kadarıyla olmayan bir oyuncu işte Sol Foret Brozimski hani Markoroz'un sağ tarafa önlem alacağı bir takım değildi buhum o yüzden biz anlayamamıştık. Ama işte sağda da e, Leipzig'in işte Haydar'a biraz daha geri geliyordu. İşte 4-3-3 gibi. Openda'nın biraz daha sağa kaydı. Şeşko'nun forvetleştiği. Zaman zaman da e, oyun kurulurken de 2-3-5'i bulmaya çalıştığı bir sistem izledik. Ama yine ona, ona rağmen işte topa e, topa %60 küsürlerle domine etmelerine rağmen yine e, belli bir üretkenlik izleyemedik. Çünkü o kilit pası atacak, o son pası atacak oyuncu konusunda büyük eksiklik çekti Leipzig. Nusa'nın girişine kadar. Ondan sonra zaten maçı e, onun golüyle de çözdüler ve kazandılar. Bir de burada ekstradan Orban'ın kırmızı kartının haftaya can sıkacağını da söyleyebiliriz. E, evet. Cezalı konumda olacağı için. E, en çok merakla beklenen maçlardan biri Nuri Şahin'in maçıydı. Borussia Dortmund kendi evinde Frankfurt'u konuk etti. Ben daha ilk 11'i görür görmez dedim ki ne oluyor? Yani hani hiç beklemediğim bir ilk 11. Bir kere üçlü savunma. Bütün Hı -hı. üç stoper de oynuyor. Schlotterbeck, Süle, Anton. Ve Malen kanat bek. Yani sol kanat bek Malen, sağ kanat bek Rierson yani bu tip şeylere Union Berlin'den alışkın ama yani Malen'i kanat bek gibi görünce ben biraz şaşırdım. ileriye i̇leriye de sahte 9 Adeyemi arkasında Brandt Sabitzer yani üretkenlik anlamında ciddi sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyordum Dortmund'un ki öyle oldu. Hani Frankfurt gerçekten iyi bir gününde olsa çok farklı bir sonuç görebilirdik. Çünkü 2-0'lık sonuç bence yanıltacaktır. Ee, biraz şeyde de görüyorum medyada da falan görüyorum işte Nuri Şahin çıktı ilk maçta 2-0 kazandı falan ama yani maçı 90 dakika izleyen bir insan yani Nuri Şahin müthiş bir galibiyet aldı diyemez dememelidir. Ee, i̇lk yarı özellikle çok sıkıştılar. Ee, çok sıkıntı yaşadılar hücumda, üretkenlikte. İkinci yarı Frankfurt'un kaçan pozisyonları var. Yani bir tanesi atılsa Dortmund çok büyük e, problemler yaşayabilirdi. Ee, ben Bayern'i ilk 11'e çıkarmamasını anlayamadım. Ee, girdikten sonra zaten maça adapte olana kadar e, maç bitti. Bayno Gittins değişikliği e, bayağı bir etki yarattı. Ama çok orada hakikaten. da orada da yani vuruş inanılmaz. İlk goldeki vuruşu gerçekten hani hiç kalecilerin yapabileceği hiçbir şey yok öyle şutlara haftanın en güzel gollerinden biri. İkinci golde zaten 90 artıda artık tamamen Frankfurt yüklenmişken kontradan yenilmiş bir gol. Dan Norris'ın e, yani ilerleyen haftalarda daha çok sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum eğer bu mentaliteyle e, giderse ya bu Avusturya'da Sabit Servet biraz ileride oynadı ama Hani, evet, ofansta, hani ofansta hani e, ofanslı ciddi yetersizlik olduğu için hani Avusturya'da gerçekten ofans oyuncuları konusunda bir sıkıntı vardı. Evet Sabitzer burada e, iş yaptı ama ya, bu pozisyon için çok mantıklı değil. E, ben hatta e, yani Emre Can Gross ikilisinden bu hafta bilmiyorum. özellikle Gross inanılmaz oynadı. Müthişti. Yani Premier Lig'de zaten çok severek izliyorduk ama Bundesliga'da da çok ayrı bir tat verdi bize. Ya yani ben Sabitzer'in biraz daha artık e, rolünün düşmesi gerektiği taraftarıyım. Hele de böyle bir e, nasıl diyeyim orta saha düzeni böyle olacaksa yani 3-4-3 gibi oynanacaksa. Ya yani Sabitzer burada bir tık fazlalık gibi duruyor. E, de hiç hmm. kullanamadı bu yüzden. Sahte 9 olduğu için. Ya yani bu oyuncu birebir de hızlı bir oyuncu. Ve ortada kullandığınız zaman gerçekten hiçbir şekilde verim alamıyorsunuz. Yani Giresi de sakatken e, daha sık kullanması lazım. Ben hatta 3-5-2'ye bile dönmesinin e, mantıklı olacağını düşünüyorum. E, Adeyemi, e, Bayer ikilisi. Çünkü Bayer de o fenomenden çift forat alışkın bir oyuncu. Nuri bence önümüzdeki hafta daha farklı bir 11 deneyecektir. Frankfurt için de yani çok bir şey söyleyemem. Frankfurt da yavaş yavaş e, minik bir Union Berlin olma tarafına doğru gidiyor. Oh, çok yetersiz bir stoper. Yani bonservisini de aldılar. Ama yani onunla sezon nasıl geçecek emin değilim. Teater yeni geldi, sol bek oynuyor. Biraz bir şeyler yapması lazım top yoksa Frankfurt bu sezon çok sıkıntı yaşayacak gibi. Yani ben de senin bıraktığın yerden şöyle devam edeyim abi. Bence ee, Nuri Hoca şunu istiyor. Emrecan Can, Gross ve Sabitzer'i üçünü birden kullanabileceği bir plan istiyor. İşte burada ilk fikir bence Emre stopa oynatması olabilir ki Geçtiğimiz sezon Stopper oynadığı maçları çoğunlukla görebiliyorduk. Ama e, Anton Süleş-Rotterbeck üçlüsünü demek ki denemiş ki hazırlık maçlarında da üçlü oynadığı bazı maçlar var. Ama genelde dörtlü oynamış. şu anda özellikle baktım. Üçlü oynadığı maçları olsa da genelde dörtlü de oynamış. Demek ki Emre Can'ı Stopper'da kullanmak istemiyor. E, Pascal Gross zaten e, buradaki oyunca kesin bence yani. <laughs> ki muhteşem maç çıkardı. E, Sabitzer de bir yerden forma vermesi gerekiyor. Çünkü bu e, takımın oyuncu kalitesi bakımından en iyi oyuncularından biri. Bence Sabitzer'i kullanmak istiyorsa sağ kanat bek kullanabilir bir fikir olarak. Emre Can'ı stopere çekip öyle üçünü birden kullanabilir. Ya da Sabitzer'i aynı Avusturya milli takımındaki gibi sağ önde kullanarak e, bir hmm. çözüm üretebilirdi. Bence önüne kullandı. Aslında bu maç üzerinde Sabitzer çok iyi bir maç çıkardığını iddia edemem ama Dortmund'un yetenek seviyesinin üstünde bir oyuncu olduğu için Sabitzer ki ben öyle düşündüğüm için Oynamasını mantıklı buluyorum ama işte önde ile birlikte oynayınca işte solda da Brandt hani e, çok gömülü oynayan bir oyuncu. Hani ayağına topu vereceksiniz çok ayağını isteyen bir oyuncu olmaya başladı özellikle yaş aldıkça. İşte Brandt'ın ayağına vereceksiniz üretecek hani ayağına verip üretecek oyuncu oldu. İşte Adeyemir'de de Sabitzer 3-1'den oynayınca o ön tarafta bir e, işte hem kısırlık, yavaşlık oluyor, kısırlık oluyor yani. hem kısırlık hani oluyor. Anında. Evet özellikle işte Bayer ve Bino Gittins'ın girişinden sonra Dortmund'un daha fazla atakta gördük ki zaten Frankfurt maçın içinde hiç yoktu. Yani Frankfurt tarafında hani varlık gösterebilseler belki puan alabilecekleri bir durum ortaya çıkabilirdi ama hiç varlık gösteremediler. E, bu nedenle de, de belli ki halleri düşünmüyor. İşte e geri düş yani geri planda düşünüyor. Reyna zaten oyuna girdi. 10-15 dakika önce tanınmaz haldeydi. Yani Evet. çok kötü gelmiş. Premier League'de zaten doğrudun şans bulamadı. Hani Baynogitins'ı 11 e atmaktan başka bir çaresi yok. Baynogitins atarsa kimi kesecek? İşte Emre Can Gros bence gayet yeterliydi ama temposu olarak bir eksiklik sezdim. Çünkü e, ikisi de artık yaşını almış, bir oyuncu. E, yaşını almış iki oyuncu. Bu nedenle Nuri'yi bence, e, Nuri Hoca'yı çok çok büyük sınavlar bekliyor bu sene Bundesliga'da. E, belirli aşamalardan geçmesi gerekecek. Bu arada Mali'nin sol kanat bek olmak fikrini de ben hiç beğenmedim. Ama demek ki önde kullanmak istemediği için böyle bir çözüm buldu. İlerleyen haftalarda abi senin de söylediğin gibi bence Dortmund bambaşka bir şemayla, bambaşka bir 11 ile izleyebiliriz. Veya e, inanıyorsa da bunlara devam edebilir. Yani Dortmund maçlarını izlemek en azından keyifli olacak onu söyleyebilirim. Yani evet şimdi bir de Yan Kuto gelmişken ben açıkçası Ryerson'u Ray, hani sol kanat bek, sağ kanat bekte Kuto'yu beklerdim. Hani Girona'da sıklıkla gördük. Kuto da çok üretken bir oyuncu, bir bek oyuncusu için. E, zamanla onu da monte edecektir diyelim. Şimdi gelelim Wolfsburg Bayern Münih çok ilginç bir maç. Yani haftanın en ilginç maçı. <laughs> evet yani Bayern Münih kolay çözecek gibi gözükürken bir anda az daha kaybediyoruz derken bir anda kazandı. E, şundan dolayı diyorum yani Wolfsburg'un zaten kadro bir çıktı. Tamamen şey sahte 9 e, Wimmer arkasında Mayer oynuyor. İşte Tomas Forvet'ten bozma bir oyuncu. Yani 9 numaradan kanat Forvet'ten bozma bir oyuncu. E diğer tarafta Baku daha bek karakterli. Yani böyle acayip e, çok karma karışık bir ilk 11 çıkarmış. E, Kaminski mesela sol bekteydi. Kaminski daha çok açık oynayan bir oyuncu. E, rezil oldu zaten. Ya rezil oldu ve çok kötü ya yani savunma hattı zaten rezalet Wolfsburg'un. Stoper almadılar. Bir de üstüne e, transfer haberi de bekleniyor. Yani e, Crystal Palace'da eski hocası Glasner Lacroix'ı istiyor. Lacroix da gidince bu sefer iyice daralacak stoper rotasyonu. Ve kimse de alınmadı. Bornau zaten yetersiz. Resiger Bunlar yetersiz. Hani kaleci değişti. Kastelskit'te de Grabara geldi. Grabara da haftanın iyi oyuncularından. Ciddi kurtarışlar yaptı. Ee, hmm. Onu ben beğenmeyen yani haftanın 11'ine de yazdım. Ama onun dışında yok yani. Hani Bayern Münih bir yerden sonra rehavete kapılmasa o Wolfsburg'un iki golü. ya yani Wolfsburg dirilmeyecekti. Bir kendine gelmeyecekti. Yani benzer şey ofansta da var. Yani Jonas Wind berbat bir sezon geçirdi. Üstüne Euro 2024'te biliyorsun bizi saç baş yoldurdu Danimarka'da. Yani çok kötüydü Hoylund'la beraber. E bir de Kevin Beras var. Yani artık e, yaşı da geldi. Kazmanın da kazması seviyesinde. Ee, bir oyuncu. Yani, Wolfsburg'u çok zor bir sezon bekliyor. Ee, Hazen Uthal'ın işi çok zor. Bence transfer penceresi kapanmadan ne bulurlarsa piyasada bir şeyler katmaları lazım. Ee, diğer tarafta da Bayern Münih'te ben geçen seneki Tuchel'den farklı olarak bu sene şunu gördüm. Kampani ee, takımı daraltmış. Yani soldan Hı -hı. giderken sağ oyuncuları bayağı orta sahanın hemen hafif sağında yani ortaya yakın bir şekilde e, oynuyorlar. Mesela soldan yüklendikleri zaman işte Gnabry'deyse top Gnabry çizgideyse Olize'yi bayağı ceza yayının orada gördüm. Yani bayağı e, oyunu olabildiğince daraltıyorlar. E, onu gördüm bir de e, Beck bek ve kanat oyuncular arasındaki bağlantıyı daha sıkı yapmış. Yani mesela sağda Boy ile Olize bayağı birbirine yakın oynuyor. Hem savunmada hem hücumda. Çok uyumlu ee, oynadılar bu arada. Evet ya ben çok beğendim. Boy'u de, o de Boy'unun da zaten asisti harikaydı. Ama sol tarafta Davis ya gerçekten sanki kafasına biraz gitmeyi koymuş gibi. Kafası çok hala yerinde değil. İşte daha sözleşmesini uzatmadı. Peşinde Real Madrid var. Gitmek istiyor. Bayern maç o... boyu somurtarak oynadı abi. Yani evet. Hep evet. de kamera onu gösteriyor. Sürekli somurt yani sürekli. Yani bırakın gideyim tarzı bir havası var. Ya Münih'in de bırakmaya niyeti yok. Bıraksa da e, yerini alabileceği bir oyuncu hala belirlememiş gibiler. Yani hiç piyasada da bir haberleri çıkmıyor. E, diğer taraftan e, orta sahada ben mesela Palinia'yı direkt yük 11 bekliyordum. Oynamadı. Sonradan da girmedi oyuna. O da biraz beni şaşırttı. E, Kane biraz düşmüş gibi. E, Euro 2024'ün yorgunluğu da vardır. Artık yaşı da... 30'u geçti. Yani geçen seneki müthiş performansı ben tekrar beklemiyorum. Kendisinden hmm. ben hatta bu sene 15-20 gol bandında bir gol bekliyorum kendisinden. E, bakalım e, nasıl olacak ama kampanya ilk maçında biraz Wolfsburg karşısında bu kadar zorlanması beni bir şeye düşürdü. E, yani kafamda bir soru işareti yarattı. Özellikle de hmm. Kim bireysel hataları e, biraz sıkıntı yaratıyor. E, Ito'da biraz ciddi bir sakatlık içinde Kim'i Ekim'in başında dönecek gibi gözüküyor ama yani hemen dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. benim yorumum bu kadar. Sen Bayern Münih'i nasıl buldun? Wolfsburg'u nasıl buldun? Ya Wolfsburg biraz kötü durumda ama en azından kampanyanın Bayern Münih'i nasıl buldun? Yani ilk yarım, ilk yarım saati bence Bayern Münih çok çok iyi başladı maça. Özellikle Olize ve Sasha Boy tarafından. Wolfsburg'un sol tarafını öyle bir kazdılar ki Kaminski zaten rezil oldu. Her pozisyonda çalınmıyor, her pozisyonda yerlerde. İşte kamerada özellikle zoom falan yapıyor. Böyle çok kötü bir anda. işte Thomas'tan da yardım gelmedi. Svenberg berbat bir maç oynadı. Belki de maçın en kötülerinden biri Kaminski ile birlikte. ilk yarım saat üzerinde Bayern Münih iyiydi. Ama yarım saatten sonra özellikle ilk yarının son 15 dakikası Bayern Münih'in üretici konusunda belli sıkıntıları yaşanmaya başladı. İşte, işte Wolfsburg gelemiyor ama Bayern Münih top hala ayağında ama hiçbir şey üretemiyor. Böyle kısırlaşan bir maçtı. i̇kinci yarıya geçtik. İşte ilk yarıda Saça Boyu muazzam asisti. O harika gol işte Musiala'nın. i̇kinci yarıda Bayern Münih'in normalde farkı arttırmasını beklersiniz ama tam tersi oldu. İkinci yarının hemen başında bir Saça Boyun çok amatörce bir penaltı. Orada Noyer zaten açık kapatmış. Senin orada onu itmene gerek yok yani oyuncu. Ama Saşa boyu da eminim oynaya oynaya kendini e, bu konularda da geliştirecek ki çok çalışkan bir oyuncu. İşte geçtiğimiz sezon Alman medyasında bu kadar eleştirilirken bir anda tekrardan işte e, Bayern Münih'in ve kompanyanın planına girdi. Bütün Alman gazeteleri manşet oldu. E, Saça Boy'u düşünüyor kompanyi gibisinden. Mazra'yı e, göndertti mesela yani. Mazra'yı gönder, Mazra gönderdi. Yani belki göndermeyebilirlerdi ki. Hı <laughs> Tabii ki menüsün ayrıca çok istiyordu eski hocası Tenak. Ama Saça Boyu da iyi performanslar geldi. O liseyi de beğendim. Musiala zaten maçın yıldızıydı. Ama işte o yaptığı amatör penaltı Wolfsburg'a oyunu oy tak etti. Ondan sonra Bayern Münih oyun kurmaya çalışıyor. Normal standart bir oyun kuruluş şemaları var. 3-2-5 kurmaya çalışıyor kompani. Her zaman dikkat et. 3-2-5 kurmaya çalışıyor. Kimince ayağından topu veriyor. Bir anda 2-1 hop. Yani iyi oynarken Bayern Münih bir anda böyle düşmeye başladı ama hızlıca toparladılar. Özellikle e, Thomas Müller'in gelişinden sonra hemen hemen ardından gelen bir korner golü. Orada Müller'in takipçiliği. İşte Kamesi galiba kendi kalesine attı yazıldı ama orada Müller'in takipçiliği çok üst düzeydi. Son dakikalarda da Wolfsburg savunması zaten evlere şenlik uyuyor. Araya atılan bir top Harry Kane tarafından. Ki Harry Kane 3 hamlede kontrol ediyor. Hani 3 hamlede kontrol ediyor sonra sağına soluna bakıyor. O kadar şeyi var yani. O kadar boş bırakmışlar ki. Yani Herkin 5, <laughs> 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 her 5 kere topa değebiliyor yani. O kadar boş bırakmışlar. Eee Nabri'nin golüyle kazandılar. Bayern Münih'in ben genel olarak işte bu e, bireysel hatalardan dolayı maçın belli kısımlarına düşmeler yaşasa da ben hak ettiğini düşünüyorum ki de bence yani ilk maçı oranında kötü performans sergidi diyemem. Çünkü ilk yarım saat Bayern Münih toplu oyunda çok çok iyi performans sergiledi Hasan Ötül gibi bir savunma hocasına karşı. Ama işte bireysel hatalardan sonra oyun biraz düştü. Kim tekrardan orta sahada oynaması bence Bayern Münih adına en kritik şeydi. İyi de oynadığını düşünüyorum. Ee, Bayan Bayern Münih bu sene geçtiğimiz seneden bence daha iyi olacak. Ama e, tabii ki onların da belli eşlikleri var işte. Mesela Kim kötü başlaması, işte Alfonso Davies'in soru işareti. Onlar adına e, sezonun geri kalanını belirleyecek faktörler olacak. Şimdi kısaca haftanın son maçından da bahsedeyim. San Paolo kendi evinde Aydın konuk etti. Seneler sonra geri döndüler ligi ama galibiyetle Hı. başlayamadılar. Aydın tarafında da ya çok ciddi 3 tane oyuncu kaybettiler. Yani Eren kiralıktı. Tutamadılar ellerinde. Beste gitti. Klein Dins gitti. Yani geçen sezon en flash 3 oyuncusunu kaybetti Aydın Ben o yüzden San Paolo'yu bir adım önde görüyordum ama e, Haydnheim güzel oynadı. Özellikle bu Bayern Münih'ten kiralanan Paul Wenner zaten bir gol attı. Onun dışında da Maestro gibi oynadı diyebilirim. Sampoli biraz heyecanlı. Lige yeni geldiği için böyle bir el ayağı titriyor gibi. pozisyonlara da girdiler ama atamadılar. onlara da sağlık olsun diyelim. Lige hoş geldin mağlubiyeti gibi oldu ama ilk, ilk elin günü almaz. Ben Sampoli'nin bir şekilde lige tutunabileceğini düşünüyorum senin de kısaca bir yorumunu alayım. Ondan sonra yavaştan haftanın maçına geçelim. Yani Heidenheim tarafından senin söylediğin gibi çok çok değerli oyuncu kayıpları oldu ama onun yerine doldurdular. Ya ben maçtan ziyade şunu söylemek istiyorum. Heidenheim sanki böyle Premier Lig'in Brighton olma yolunda ilerliyor işte. E, oyuncu kaybediyorlar yerlerine buldukları oyuncular yani e, hem, hemen doldurmayı başarmışlar işte. Se Senza mesela iyi bir performans sergiledi bence Haydenheim hmm. üzerinde. Ee, diğer taraftan işte e, baktığınız zaman orta sahada oynadıkları o adı aklıma gelmedi abi. Üç numara oynuyordu. 3 numaralı formal oyuncu. Orta şey Şöpner. Şöpner ile Malone evet, ikisi Schöp... birlikte. Biri 3, biri 33. Evet Şöpner bence e, zaten golü de attı sanırım Hı. o maçın iyilerinden biriydi. Yani Haydenheim iyi bir proje takımı gibi geliyor gözüme. Hani hep izlemesi keyif veriyor. Geçen sene Beste mesela sıfırdan çıkan bir oyuncu olarak Benfica'ya transfer oldu. Onun için çok büyük bir döneme içti. Haydenheim de iyi bir bonservis kazandı. Haydenheim bence ligi kesinlikle keyif katan takımlardan biri. O yüzden burada dinleyicilerimize de tavsiye edelim. Frank Schmidt Hoca önderliğinde her hafta bize izlediğimiz zamanlar iyi performans izletiyorlar. Ee, bakalım onlar da e, ligin orta sıralarındalar. Neler yapacaklar önümüzdeki dönemde? Şimdi sırada haftanın maçına geçelim. Aslında Bundesliga'nın yeni sezonun açılış maçıydı cuma günü. Eee Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Eee 3-2 bitti. Aslında Leverkusen'in rahat kazanacağını düşündük. 2-0'a ne geçmişti? Şakanın zaten inanılmaz bir golü. Yani uzun zaman böyle gollerini özlüyoruz. Geçen sene de bir iki tane göstermişti bize şaka. Ama sanki bu sezon biraz daha sık görebileceğiz gibi. Ee, diğer taraftan e, Gladbach çok kötü duruyordu. Yani zaten Sevane'yi ben e, yetersiz bir hoca olarak görüyorum. Savunmada ciddi problemler olan bir takımdı. Hücumda üretkenlikte çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sezon Forvet'e klein Dines geldi ve ciddi anlamda bir 9 numara sahibi oldu e, Gladbach. Geçen seneki e, Heidenheim'de gösterdiği e, performansı Gladbach'ta da devam ettirecektir. Zaten bu maçta da e, golünü attı, e, beraberlik golünü. Yani hiç beklemediğin anda şapkadan tavşan çıkarabilecek tipte bir e, oyuncu. Hatta çok kötü bir maç çıkarıyordu. E, bir golü e, sayılmadı, e, vardan döndü yani hiç beklemediğiniz anda bir anlık boşlukta gol çıkarabiliyor. Çok ilginç bir forvet oyuncusu. Yani biz böyle oyuncuları genelde şeyde Türkiye Ligi'nde çok severiz. Hani böyle fizikli hava topu iyi ceza sahası içinde de top bir anda önünde bulduğu zaman hani sert vuran top ağları gönderen oyuncu tipi. Biz de her zaman böyle oyuncular gol kralını oynamıştır. Ee, burada da Klein Dines beraberliği getirdi ama e, yetmedi. Leverkusen tarafında bence ciddi problemler var gibi. E, Xabi Alonso, geçen seneki bu Atalanta UEFA Avrupa Ligi finalinden ders almamış gibi gözüküyor. Yani hala kafasında ben hangi oyuncu oynatırsam oynatayım kazanırım. Aynı performansı alırım. E, bu zihniyeti devam ettiriyor. Bu çok sağlıklı bir zihniyet değil. Açıkçası benim nezdimde. Hoffman mesela gerçekten artık e, geçen sene devre arasından bu yana çok ciddi düşüşte o düşüş hala devam ediyor neden Euro 2024'te Almanya milli takımında görmediğimizi e, tekrar kanıtladı bize bu hafta e, Wirtz ilk başta biraz tutuk başladı ama sonradan toparladı zaten Wirtz'in etkin olmadığı dönemde Leverkusen çok ciddi problemler yaşıyor hücumlu üretim anlamında ama şaka yani gerçekten şu an Rodri'den sonra Avrupa'nın en iyi ikinci orta sahası yani şu, şu an inanılmaz bir performans gösteriyor. Euro 2024'te de öyleydi. Geçen sezonda e, flash transferdi. Yani o paslar, o ara pasları ya yani inanılmaz ya. Nasıl gö bazen şey diyorum. Nereden gördün o adamı? Yani hani kamera göstermiyor. <laughs> o açı, o sağ görüşü kamerada yok. Bir pas atıyor böyle. Ya yani, nereden gördün? Yani ben, biz de maçı izliyoruz ama o açıda o oyuncuyu nasıl gördün? Abi diyor? peki Çakan'ın ısrar gördün mü? Ya evet o da zaten. Böyle hani ceza sahalarını bir kenara bırak böyle geri kalan her tarafa basmış herif yani muazzam bir adam valla. Ya bir de Andriy ile beraber oynayınca biraz daha e, böyle sahayı gezmesi gerekiyor. Andriy biraz daha e, nasıl diyeyim daha altı numara daha böyle çakılı altı numara oyunculardan biri olduğu için şaka bu, bu maç biraz daha sekiz gibi böyle e, gezgin oyun kurucu gibi oynadı. Yani ee, bir de şöyle bir durum da var. Hani Ben Andrei'nin 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Hatta belki de zaman zaman stoperde e, görürüz kendisini. Ya Palacios sakat. Hani Palacios Kasım 2024'e kadar ortasında göremeyeceğiz ama bir de Alex Garcia gerçeği var. Geçen sene Girona'da inanılmaz oynadı e, bu sezonda girdikten sonra çok kısıtlı bir sürede gene kendini gösterdi. Yani Şaka ile Alex Garcia e, daha iyi bir ikili olacak gibi. Yani Andrei'nin sertliği biraz fazlalık gibi duruyor. E, Leverkusen çünkü çok kapanan, kapanacak bir takım değil. Leverkusen biraz daha toplu oynayan bir takıma dönüşeceği için e, ayağında daha iyi toptan, daha üretken olan, daha çok koşan Alex Garcia'nın ben ilk 11'e gireceğini düşünüyorum sanki biraz daha ısınma aşamasında. Savunmada e, geçen senenin sonundan beri kusunu acayip bir kesik yedi. Hala ilk 11'e dönemedi. Eee Hinkapiyeyi ilk 11'de görüyoruz. Tapsovalı normalde sol stoperken sağ stopere geçmiş. E, bir de Frempong'ta biraz düşüş var. Yani çok geçen sezon çok evet, kötüydü. Geçen sezonun sonunda yani pozisyona giriyordu ama çok pozisyon kaçırıyordu. Çok top eziyordu. Euro 2024'te de çok fazla şans bulamadı. Ee, şimdi de e, çok iyi durmuyor hatta satılması gündemdeydi. Manchester United'da inanılmaz haberleri çıktı. Yani zaten ten hak oldu mu ya eski oyuncusu ya bütün Hollandalı oyuncular hepsi Manchester United'da yazıldı. Freeport da bunlardan biri. <laughs> Ama takımda kaldı hatta şöyle bir e, muhabbet konuşulmuştu. E, dediler ki yani biz önümüzdeki sezon kadronun çoğunu korumaya çalışacağız ama bir iki oyuncu muhtemelen takımdan ayrılacak. Yani yüksek bonservis getirecek bir oyuncu lazım ki hani bizde yeni transferler yapılabilirim diye. Burada zaten spotlar daha çok Frimpong'un üzerindeydi. Frimpong'un gidişi bekliyordu ama şu an hala takımda. Gerçi şeyde bitmedi. E, transfer sezonu da bitmedi. Belki takımdan ayrılır ama e, bilemiyoruz. Şu an ciddi bir düşüşte. E, Grimaldo bildiğimiz Grimaldo. Gene belli bir standart üstü performans sergiledi. Boniface çok şanssızdı. Yani bir tane direkten dönen çok acayip topu var. Bir tane üstten dışarı giden bir pozisyonu var. Ama gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Yani böyle hani telefon kulübesinde adam çalınmayan Yusuf gibi hiç beklemediğiniz anda bir anda iki kişi oyundan düşürüyor. Ya çizgiden dümdüz içeri daldığı bir pozisyon var. Hani kaleci açıyı çok iyi kapatması sıfırdan gol atacak neredeyse. Öyle bir oyuncu. Ben çok kendisini beğeniyorum. Son vuruşlarında da geliştirdiği sürece bence üst düzeyde görebileceğimiz bir forvet. Özellikle yani Arsenal, City, Liverpool bu tip 9 e, numaralara hasret bu tip oyuncuları e, isteyecektir. Hem ayağında top tutabilen hem hava hakimiyeti olan hem güçlü hem de e, belli bir Hızlı. çabukluk gösterebilen bir oyuncu. Hani ikili mücadele kolay kolay yıkılmıyor. Çok iyi top sürüyor. Ayak tekniği iyi. E, ben eminim inceden yakından takip ediyordur Premier League kulüpleri. Önümüzdeki sene Leverkuzen'den ayrılabilir. Hele de Xabi Alonso'nun ayrılması durumunda. E, önümüzdeki sezon. E, gol atamamasına rağmen ben onu çok beğendim. E, şeyde Gladbach tarafında da şeye dikkat çekeceğim. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Yeni transfer olmasına rağmen Stöger inanılmaz oynadı. Yani takımın zaten en iyisiydi. E, onu zaten Fizikli uzun boylu bir oyuncu 1.94 boyunda. Ya 11'de 9 ikili mücadele kazanmış. 6'da 3 başarılı top çalması. 2 tane top kapması toplamda da 11 defansif hamlesi var. Yani Leverkusen'i yavaşlatabildiyse Stöger yavaşlattı diyeyim. Bir de Omni'nin ciddi kurtarışları var. Burada sözü sana verip sen iki tarafı nasıl buldun? Bir de Leverkusen hmm. sence bu sezonda şampiyonluk için yeterli düzeyde mi? Bence e, soruna şöyle cevap vereyim abi. Leverkusen bu sene de şampiyonluğu oynayacak. Yani ben e, özellikle toplu oyunda Leverkusen'de bir düşüş görmedim ama topsuz oyunda bence önemli düşüşler vardı. Bunun da bir numaralı sebebi Frimpong. Takımın açık ara en hızlı oyuncusu, geçiş savunması e, yapan oyuncusu. Hani hücumda onun rollerini zaten biliyoruz işte. Yani Frimpong gitmeyi gelmeyi seven bir oyuncu. Zaten kanat bek e, kanat bek olarak kullanıldıktan sonra kariyerinde çıkış yapmış bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonla birlikte. ama Frimpong'un hem toplu oyunda hem topsuz oyunda bu kadar kötü olması e, Leverkusen'i biraz aşağı çekiyor açıkçası. onun dışında senin de söylediğin gibi Andrih bence ikili orta sahada belki Çaka ile birlikte hani büyük maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mesela kullanılabilir. Ama hani Gladbach gibi daha böyle topu talep etmeyen, daha oyunun belli bölümlerine talep e, topu istemeyen takımlara karşı Çaka ve Andrich biraz fazlalık oluyor. Maç özetlerinde bunu gördük. Yine senin de söylediğin gibi Hofmann bence Leverkusen'de düşüş yaşayan oyunculardan biriydi ki bence Hofmann da en az Frimpon kadar kötü bir maç çıkardı işte. Hiçbir şey üretemedi, çok fazla topa izdi, çok top kaptırdı. İşte e, böyle çok basit de pas hatalarını hatırlıyorum. İşte e, çok düşüşte olan bir oyuncu. Olumlu yönlerine gelirsek bence defans düşüşü Lever Kuzen'in gayet iyiydi. Özellikle Tapsoba, Tahin kapıya bence oturdu ki e, sezonun gelininde bence bu üçlüyü kullanacak. İşte solda Grimalda oturdu. Çakalın yeri garanti. Virsin yeri tartışması zaten garanti. Takımın en iyi oyuncusu. Bence artık ama Boniface'in de yani sakatlık problemleri yoksa bu oyuncunun artık düzenli olarak onu 11'de izlememiz gerekiyor. Zaten Hlozek de ayrıldı. İşte Hlozek'in ayrılığından sonra orada onu e, ciddi anlamda tehdit edebilecek bir Patrick Schick var. Ama Patrick Schick de hani 11'e attığınız zaman ise Boniface kadar katkı veremiyor. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda. Yani Boniface'den topu saklatabiliyorsunuz, arkaya koşturabiliyorsunuz. İşte e, hızlı, çevik her şey yapabilen bir oyuncu. Onun tek sıkıntısı işte son vuruşlar. Son vuruşlarda bazen mesela bir gün bakıyorsun 3 gol atıyor. Bir gün e, önündeki topu tavana nişanlıyor. Tek sorunu senin de söylediğin gibi abi bence o bitiriş sorunun çözdüğü anda Boniface'i Premier Lig'in üst sıralarındaki takımlarında göreceğimizi düşünüyorum. E, Gladbach tarafında da yani Gladbach'ın oyuncu kalitesi olarak problemleri var. Özellikle ayrılan oyuncuların yerlerini e, çok fazla doldurduklarını düşünmüyorum. İşte Honorat, Playa kanatları ne öğretebilir size? Ancak bu kadar öğretir işte ki 2 e, gol atmanıza rağmen ürettiğiniz pozisyon sayısı sınırlı işte bakıyorum şu an xc'yi 1.58 xc'si var Mönchengladbach'ın 2 gol 2 e, gole rağmen bu kadar e, az xc'si olması zaten bize çok şey anlatıyor onların Heidenheim'dan Kleindienst çekmesi çok ciddi bir hamleydi yine Heidenheim ölmüştük az önce <laughs> e, Kleindienst da o Heidenheim'ın en iyi 3-4 oyuncusundan biriydi ve e, ön tarafta geçen sene Bundesliga'da özellikle çok parlamıştı işte o Bundesliga 2 forveti pozisyondan Bundesliga'nın iyi e forvetleri e, sınıfına girmişti. Mönchengladbach tarafında da bunu söyleyebilir. İşte maç özelinde sis oldu, maç ertelendi, durdu. Evet. Yani... evet e, orada maç böyle gitti geldi. İşte o yönden de keyifliydi. İşte Leverkusen'in son dakikada çevirdiği bir maç. İşte Virs penaltıyı kaçırıyor, üzerine bitiriyor falan. E, onun e, işte bunların hepsini bir araya katınca bence zevkli bir maçtı. E, bu yüzden de haftanın maçını biz e, Gladbach Leverkusen maçını seçtik. Bence oyun zevki olarak da 5 gol var. işte maç durdu. Vardan e, dönen goller gol. var. Vardan dönen goller var. Bir sürü faal var. Her şey var. Çok çok iyi bir maçtı. E, o yüzden haftanın maçını bence seçilmeye hak ediyordu. Biz de seçtik diyelim. Bu arada Elvedi de İyi iyi performans sergiledim Mönchengladbach'ta geçtiğim sezonun sonlarına doğru özellikle rezil oluyordu. Bayağı bir rezil oluyordu. onu da formunu toparladığını söyleyelim, gol de attı. benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de son ufak şunu söyleyeyim. Nets de bence Luka Nets Mönchengladbach'ın soldaki bence üst taraflara aday olan bir oyuncu. Yani özellikle bence ilerleyen dönemlerde yaşı da 21 daha, çok genç bir oyuncu. Hmm ilerleyen dönemlerde onu öz, bence Bundesliga'nın böyle üst taraflarını işte ne bileyim Dortmund, Münih, işte şu an Stuttgart, belki de Verkuzen. Bu takımlara aday olduğunu düşünüyorum. Yine çok çok iyi performans sergiledi. Freepok'u karşı e, üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Ya özellikle hani Dortmund açısından sana kesinlikle katılacağım. Dortmund'da bir sol bek problemi var zaten. Hani hı hı. E, bence düşünülebilir. Hele de yaşına baktığın zaman. E, Lukanet bence Dortmund çatısı altında da ya da başka bir takım çatı, çatısı altında da iyi iş yapacaktır. Elvedi de bu arada benim en sevdiğim kalbur üstü stoperlerden biri. İşte Matthias Ginter, Elvedi, işte Lienhardt falan bunlar benim orta sınıfta en çok beğendiğim e, stoperlerdi ama dediğin gibi geçen sene çok ciddi bir takımla beraber bir düşüş vardı. Bu sezon aynı düşüşü Itakura'da göreceğiz gibi. O da hem penaltı yaptırdı hem de penaltıdan sonra maç sonunda bir penaltısı daha vardı. Hakem vermedi onu gene adliyi düşürdü. Hakim hakem ikinci penaltı vermeye artık şey e, yani. Bir beş dakika daha bekleyemem artık <laughs> maçı bitirmek için dedi. <laughs> o zaman haftanın maçını geride bırakalım. Haftanın 11'lerine gelelim. Ee, şimdi senden başlayalım. Ben senin ilk çok merak ediyorum. Haftanın ilk 11'i nasıl dizdin takımı? Nasıl bir ilk 11 görüyoruz senden? Önceki ben bazı pozisyonlarda karar veremedim. Ona göre e, 11'imi söyleyeyim. Kalede bence 3 aday vardı. Haftanın eee gol tek kalecisi Kevin Müller. Müller, Hayden Aymadına bence e, haftanın kalecisi adaylarındandı. Bir Onun de Kobel Gladbach... var bak. Kobel'i unutmayalım. O da gol Evet Kobel var <laughs> evet. İki kalecisinden biri. Kobeli de aldım yine o listeye. Hmm. Haftanın gol yemen kalecilerinden biri. Bir de Omlin Gladbach tarafında bence çok çok iyi kurtarışları var. Üçünü aldım. Ama burada e, Kevin Müller'in Haydnheim tarafında biraz daha fazla etki ettiğini düşünüyorum. Özellikle ayak olarak da bence iyi bir kaleci. İşte yaşına rağmen e, bu seviyelere geç çıkmış olsa da bu seviyelerde kalmaya başarabilen bir oyuncu. O yüzden Kevin Müller aldım e, kale pozisyonda. Stoper'de aslında e, haftanın çok öne çıkan bir stoperi olmadı. E, benim analizim. Tah vardı, Upamecano vardı. Çünkü Upamecano Kim Min bu berbat performansında parladı. Hani toplu oyun olarak da parladı. Yani Upamecano'nun normalde toplu oyunda ayak konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ama bence e, Kim Min açıklarını kapatma konusunda da Alfonso Davies'in bir iki tane böyle saçma sapan ileride kalışları var. Onu kapatma konusunda da iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Upamecano'yu aldım. İkinci isim konusunda 3 isim arasına gittim geldim. Tah birisi. Bence Leverkusen de çok çok iyi bir maç çıkardı ta. İşte ikili mücadele kazanma oranları da ortada. Diğeri Lukeba Leipzig adına özellikle toplu oyunu çok beğendim. E, bence o da üst seviye aday bir oyuncu. Diğer bir adayım da e, az önce de konuştuğumuz Möşen Gladbach stoperi Elvedi'ydi. Ama bu üç arasında ben e, Tahı bir adım öne yazdım ve Tahı stoper rotasyonu değerlendirdim. Bir diğer e, Pek karar veremediğim tarafta sağ bek pozisyonu oldu. Burada e, Kaderebek, Waiser ve Kübler arasında gittim geldim ama sağ beke Kaderebek koydum. Kübler'e normalde sağ bek oyuncusu olmasına rağmen sol beki koydum. E, açıkçası bir sol bek bulamadım haftadan. Eee da yazık oldu ama Kaderebek ve Kübler'i e, iki beke yerleştirdim. İkisi de sağ bek olmasına rağmen orta sahada Gross ve Şaka bence ee, haftanın 11'ine tartışılmayacak bir pozisyon olarak düşünüyorum. İkisi de muazzam maç oynadılar. Şaka'nın golü, Pascal Gross'un performansı orada pek tartışmaya açık değildi. Ee, o yüzden onları tercih ettim. 4-2-3-1 şeklinde dizdim takımı. 10 numarada iki adayım vardı. Biri Virs diğeri Mayer. İki gol attı biliyorsunuz. Ee, Wolfsburg formasıyla ama orada birisi tercih ettim ki toplu oyunda lever kuzeni Tek başına hemen hemen üste çıkardı. Hofman çok kötüydü. Şaka tamam geriden geliyor. E, ama Boniface'den sırt dönük belli bir verim alabiliyorsunuz. Andrich'ten hiçbir şey alamadınız. Grimaldo muazzam bir maç oynamadı. Stabildi. Frimpong rezildi. Orada Virs bence öne çıktı. O yüzden Virs'i yazdım. Ön üçlüde de, de e, solda Bayno tercih ettim. Zaten iki gol attı. Dortmund'a maç kazandırdı. Bence olması gerekiyordu. Kramaric fuar oynamıyor artık ama eski bir fuar et oymuş. Sonunda e, yazmayı tercih ettim. Hetrik yaptı bu haftada. İyi bir performans sergiledi. Sağ tarafta da Freiburglu Grifo'yu tercih ettim. Bence muazzam bir maç oynadı Grifo. Freiburg adına da iyilerden biriydi. E, bu takımın da hocasını da Freiburg'un yeni hocası Julian Suçları seçtim. İlk maçında çok çok iyi bir performans sergiledi e, ve sükse yarattı diyebilirim. Benim 11'im bu şekilde abi. Ben de ilk 11'i verirken önce teknik direktör konusunda ortak kararımız onu söyleyelim. Ben de Julian Schuster'ı e, teknik direktörde zirveye yazdım. Yakınında kimse yok. E, ben kaleye Grabara'yı koydum. Yani e, dediğin gibi çok arada kaldım. Omlin'in ikisi arasında ama ben Grabara'yı tercih ettim. E, o da bir şanssız gol de yedi. Yani o golü yemese kendi kalesine e, olan gol muhtemelen takımına bir puanı getirecekti. E, Bekler'de Weiser ve Kübler'i kullandım ben. i̇kisi de zaten çok iyi maçta. Biri iki gol attı, biri iki asist yaptı. Stoperler'de de ben... Iki, sen de iki sağ kullandın. Aynen yani iki hani kullandım. Hatta <laughs> stoperler'de de bir tane orta sağ kullandım. Şıtağ kullandım stoper oynadığı için. O <laughs> fenayimden. Bir de Şura Terbek'i tercih ettim. Şura Terbek de bu maçta 17 tane defans ile aslında... E, Dortmund'un gerideki sigortası oldu. Orta sahayı ben üçlü oynattım. Şaka, Vaner, Pascal Gross ee, Paul Van ilk Bundesliga maçı diyebiliriz aslında 90 dakika oynadı yani ilk 11 çıktı neredeyse ilk maç ve e, bunu golle taşlandırdı bu sezon bize güzel şeyler izleteceğini düşünüyorum ay formasıyla Şaka ve Gross zaten e, haftanın en iyi performanslarından biriydi onlara şüphe olsun. yok e, ileri üçlüde de aynı senin gibi sola Bayno Solabaynugitansı ben sağ virsi koydum 9 e, numaramda da e, Kramaric var benim de e, haftanın ilk onları bu şekilde zaten Abi, teknik direktörü grif... o case. Grifo'yu yedin yani e, Grifo'yu bu haftalık yedik bayına gittiniz onun yerini kattı diye <laughs> Freiburg'dan iki oyuncudan daha fazla almak istedim ama evet. çok çok özel performanslar vardı o yüzden e, iki oyuncuyla sınırlı kaldık diyelim yani Kramaric olmasaydı belki Adam Uyu buraya dahil edebilirdim hani Stuttgart saması çok yıprattı bir de asist yaptı ama Hı. ne yazık ki Kramar için acayip bir performansı var. Wirtz ve Bino Gittens'ı da şey yapamadık, geri planı atamadık diyelim. Program burada yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bundesliga'yı birinci haftayı böylece geride bırakmış olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.